Herkese merhabalar, Merve ben. Merhabalar, Volkan ben. Geçen hafta biliyorsunuz yerden ısıtmayı bitirdik, parkemizi koyduk. Bu hafta yalıtım videosuyla karşınızdayız. Ama yalıtıma başlamadan önce bir şey açıklık getirmek istiyoruz. Çok güzel yorumlar aldık yerden ısıtma videolarımızla ilgili bu arada. Birkaç olumsuz yorum aldık, onları dedik bir açıklayalım, yolumuz öyle devam edelim. Kullandığımız malzemelerle ilgili çok sorular geldi. Biz bunları kesinlikle gittik yerden ısıtma yapan firmalarla görüşüp yerinden teslim aldık. Kullandığımız borular, straforların hepsi yerden ısıtmayla ilgili. Aslında burada araya gireyim. Bu işi yapan, uygulayan insanlardan. Hani biz böyle havadan afaki bu işe konmadık. Yani biz bu işi yapan, ki ben gittim saatlerce sağ olsunlar çayını kahvesini içerek onlardan ben akıl alarak bu işleri yaptık. Ama gelen yorumlarda sanki biz sadece YouTube'dan videoları seyretmişiz de bu işe girişmişiz gibi oldu. Öyle ki öyle değil. Evet. Danıştık. Takıldığımız yerlerde aradık, sorduk. Kafamıza göre tabii ki yapmadık. Kesinlikle. Ama biz baştan beri şunu savunuyoruz. Biz karavanımızı usta sokmak istemiyoruz. Tamamıyla Volkan ve Merve'nin elinden çıksın istiyoruz. Usta vurdu çünkü. Ki ben hayatımda gerçekten ampul takmış bir insan değilim. Şarjlı tornavida kullanıyorum. Yeri geliyor kesime giriyorum. Kafa kesme kullanıyor. Ya öğretiyorsa alsın yapıyorum. Yapıyor ama. Ya artistlik yapmak için söylemiyorum. Ama içinden gelerek yaptığı için gerçekten çok güzel oluyor. Gerçekten içinden gelerek samimi oluyor. Hoş duruyor bence. Teşekkür ediyorum. Öğretmese yapabilir miyim? Tabii ki yapamam ama çok isteyerek yapıyorum. Biz baştan dedik ki bu karavan Merve ile Volkan'ın eseri olsun. Üçüncü bir... Bu videoda sitem videosu olsun. bu da bizden sitem videosu olsun dedik. Gerçekten biz üçüncü bir kişi girsin istemedik. Yani yoksa biz de biliriz, marangoza götürelim, atıyorum. Yerden ısıtma ustasına götürelim, yaptıralım, parasını neyse verelim. Ama ya yanlış anlaşılmasın. Ben bugün bu karavanı 100 tane marangoza götürür, inanın bedel vermeden de yaptırırım. Evet. Sadece hatır gönül yaptırırım. Ki hani abi takıldığın yerde gelelim yardım edelim diyenler de oldu. Kesinlikle ben o işe girmek istemedim. Dediği gibi yardım ısıtma konusuna gelirsek çok samimi arkadaşım, kulakları çınlasın Mehmetçiğim, Ferroli Bayi. Evet. Birebir her şeyini yapacak durumdaydı. Yine ben kendim yaptım. Aynen. Ama danıştık. Olay yapmadık. Hani kesinlikle maddiyat vesaire değil. Olay tamamen bizim elimizden çıkan bir şey olsun. Biz kullanalım. Hani biz yapalım, biz kullanalım olsun. Aynen. Aslında buydu. Yani montajını da kendimiz yapalım. Editlemesini de kendimiz yapalım. Kesinlikle. İşte tornavidasını da biz yapalım. Her şeyini biz yapalım istedik. Ve geldik sıra yalıtma. Konumuza gelelim. Konumuza gelmeden önce senin işte edit dediği muhabbet. Tamam hani ben de yalandan da olsa yapmaya çalışıyorum ama onun mesleği okudu senelerce. Bu işi biliyor. Yeri geliyor. Çıldırıyor. Evet, benim mesleğimi soranlar olmuştu. Bu arada onu da açıklık edeyim. Ben sinema televizyon mezunuyum. Ve gerçekten mesleğim kurgu operatörlüğü, yani editleme işi. Ya bugün benim diyen bir kanalda senelerini verdi de çalıştı. Aynen. Yani biz evlendikten sonra kanal ayrıldı. Kanal ismi vermeyeyim de 4 büyük kanaldan birinde 7 yıl çalıştım. Şu anda faal olarak çalışmıyorum bir yerde ama benim mesleğim sinema televizyon. Hani mevzu şeyden geldi. Yeri geliyor bilgisayar kilitlenip saçlarını yoluyor. Çünkü hani öyle bir duruma geliyor ki... Kurgu, edit, edit, tamam bir yerden sonra bilgisayar da katlanmıyor artık. Kapatıyor, bilmem kilitleniyor vesaire. Biz bunları bile göze alarak burada bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Ama sağ olsun orada arkadaşlar bize sistem ediyor. Evet. Sanki biz 10. karavanımızı yapıyormuşuz gibi. Arkadaşlar biz ilk defa karavan. Kusura bakmayın hani bizim elimizden bu kadar geliyor. Tamam, sayısını bilmiyorum kaç karavanımız oldu bugüne kadar. Ama yani. Ama... İlk defa karavan yapıyoruz. Biz de yeni yeni öğreniyoruz. Diyorum ki ben hayatımda tornavida kullanmadım, ampul takmadım. Bizim evin kablo, elektrik işlerini Okan yapardı. Ben şunun şeyini yapıyorum. Allah'ım hani bize o yorumları yapan arkadaşlar Allah versin de onlara böyle bir yol açsın. Biz onlar... aramızda hep şey diyoruz. İnşallah daha iyisini yaparlar. Yok onlar yapsınlar. Biraz da biz yorum yapalım. Bakalım evet ya, hani oradan klavyeden yazmak ne kadar kolay oluyor. Aynen. O iş öyle olmuyor. Şimdi aklınızı yemeyin. Çok güzel yorumlar geliyor. Acayip göğsünü çıkarıyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hani çok mutlu oluyorum. Her yorumun başında şey geliyor ya. Ellerinize sağlık. Evet. Çok güzel şeyler çıkacak. Aynen. Ya inanın hepsinde hani yorum cevap yazmaya şey vardır çalışıyorum. Ya Türk halkında. İnsanın yağı eriyor. Hakikaten yağı eriyor. Yani. Niye? Yağlı. Ama 100 kişiden 2 kişi de kötü yorum takılıyoruz. Yapınca
diyoruz ki niye 100 kişi de iyi yorum yapmadı? O 2 kişiye takılıyoruz. Abinin biri sağ olsun bir yorum yapmıştı. İşte kardeşim orada karavan yapıyorsun, seni işte gülerek şekli bu işi yapman lazım işte. Çok gergin, niye gerginsin? Aslında o anlık gerginliğim değil. Kesin orada bir şey olmuştur. Ben ona gerilmişimdir. Bir de afaki ben gerilen bir adam. Ben hani bir anda zirveye çıkıp aslında bir anda da böyle. Aslında çok gerginiz çünkü Volkan telefonu biraz önce tuzla buz oldu. Yani işte bu işler böyle oluyor. Telefon da gitti mesela. İşte benim biz buradan gitti bedel de ödüyoruz. Hakikaten evet. İkimizin de telefonun ekranları patladı. Bunun da bir bedeli var. Biz bunu da ödüyoruz ama hani tamam gerginliğimiz oradan geliyor olabilir ama biraz daha sanki hani olumlu yapsak değil mi bu işi? Keşke izleyen herkes de abone olsa. Çünkü %75'iniz abone olmadan izliyor ve bu bizi üzüyor açıkçası. Abone olun lütfen kanalımıza. Çünkü biz sizin abonelikleriniz ve yorumlarınızdan nemalanıyoruz. Onlarla güçleniyoruz. Keyif alıyoruz. Volkan'ın video koyası bile gelmiyor. Gelmiyor çünkü. Diyor ki çok az yorum yaptılar. Abone sayımız artmadı. Biz koymayalım, karavanı yapıp gezmeye başlayalım diyor. Şimdi şöyle bir de bir şey söyleyebilir miyim? Biz çekim yapıp editlemesek inanın şimdiye biz bu karavanı bitirmiştik. Kesinlikle bitmiştik. Kesin bitirmiştik. Çünkü kesinlikle bizim iş yani. Gücümüzü yarı yarıya düşürüyor çekim yapıp kurgulamak. Ben şimdi çalışırken sonuçta ben de hani dükkanımdayım yani. Güzel bir görüntü vermeye çalışıyoruz. Dükkandayım yani sonuçta. Tamam dükkanımın önünde bunu yapıyor olsam da sonuçta ben burada bir şey kazanmak zorundayım. İş olsa da olmasa da ben gidiyorum orada çalışıyorum. Olmuyor. Sil baştan bir daha yapıyorum vesaire. Tam orada vida sıkmam gerekirken kameraya bakıyorum. Olmamış geri alıyorum. Hakikaten zor iş. Zor cidden iş. Zor iş. Ben bunu bir ustaya yaptırıp kameranın arkasına geçip çok da güzel çekerdim. Çok da güzel oradan yanlış anlaşılmasın goy goy da yapardım hani kamera arkası. Ama inanın ki öyle olmuyor. Valla ne seri hakikaten götürüz olmuyor. O aslında gerçekten. Artısı eksisi yok. Valla samimiyiz çünkü hani yeri geliyor hani Merve evde oluyor. Onun da ev işleri var vesaire. Ya da montaj yapıyor. Veya da montaj yapıyor. Neyse dediğim gibi tam bir şey yapacağım. Tam son noktasındayım. Vidayı sıkacağım. Sıkmadan önce gideyim bir bakayım ekrana çekiyor mu, durdu mu vesaire. Ve sürekli Merve yukarıdan mesaj atıyor. Ha bir de şeytan azapta geliyor. Onu da çektin değil mi? Ya inanın çok zor işler. Yapması keyifli ama geliyor mu geliyor. Şimdi ben yıllarca kamera arkasında çalıştığım için ya çekiyorsun ama başkası yapıyor. Şimdi hem oynayıp hem çeken olmak gerçekten zormuş. Onu ama şöyle bir şey. Oynamak da hani bana yazılı metni ver. Ben oynayayım. Oyuncu da değiliz. Hani benim yazılı bir metnim yok. Benim orada yapmam gereken bir iş var. Ben onu yapıyorum. Oradan da arkadaş yorumu atınca çok gerginsin diye. Değil işte. Ben oradaki videoya gerildim. Sana değil abicim yani. Mevzu bundan ibaret. Neyse. Yalıtıma gelelim mi? Evet yalıtıma gelelim biz. Bu haftaki konumuz yalıtım. Şimdi yalıtım mevzusuna gelince benim çenem yine düşecek. Sen aslında yalıtım mezunu olduğunu da açıkla. Ben yalıtım mezunuyum. Hani ben o işi yapmıyorum. Ben yalıtım mezunuyum. Niye yalıtım mezunuyum? O anki durumlar onu gerektirdi. Askere gitmemem gerekiyordu. Benim bir şey okumam lazımdı. İyi ki de yalıtım mezunuyum. İyi ki de o bölüme girmişim. Hala görüştüğüm çok sıkı dostlarım var. Hepsine teşekkür ediyorum. O dönemdeki öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. Hepsi benim de arkadaş gibiydi. Çünkü aynı yaşlandı o dönemde. Biraz dinozordum. Dinozor diyorlardı bana. Geç üniversiteye gittim ben. Velhasıl kelam ben yalıtım işine girmeden önce o dönemden mezun olan şu an hala yalıtım sektöründe ciddi böyle boya markalarında ve yalıtım markalarında çalışan arkadaşlarla ben görüşüp bu yalıtım işine girdim. Her şeyden önce benim kafamda girecektim bir petrol türevli bir yalıtım malzemesinin karavanı düşecektim çıkacaktım. Ama temiz. Hiç öyle olmadı. Hani parasını ver çık bitti. Evet. Ama o iş öyle olmadı işin içine girince ben bir sürü yani şöyle söyleyeyim herhalde 10 kalem malzemeden bahsediyorum. 10 kalem malzemenin üreticisiyle görüştüm, satıcısıyla görüştüm, tanımadığım pazarlamacısıyla görüştüm. Onlarla da üniversiteden arkadaşım olan onların arkadaşı işte tanıdığı işte çeşitli firmalardaki insanlarla görüştüm. Abi kesinlikle bu karavana yapılacak bir ürün değil diyen bir sürü referans aldım. Hadi geçtim. Elastomerik kavşuk sünger için konuşuyorum.
Ben şey aldım, Bizafol Appa diye geçiyor. Aslında benim aldığım Bizafol de değil. Hani markaysa marka. Burası YouTube olduğu için çok önemli değil. Alüminyum balon, balon alüminyum. 10 numara bir malzeme. Niye? Karavancılar bugüne, hani bugüne kadar çok kullanan oldu. Türkiye için söylemiyorum bunu. Biz zaten hiç Türkiye'de esinlenerek Türkiye'de hiçbir şey her şey yapmadık. ezber. Hayır, Kesinlikle her zaten şey. karavanda nereyi Türkiye'ye esinlenerek yaptık ki? Hiçbir şeyi. Hiçbir Şöyle şey. söyleyeyim. Avrupa ve Amerika'daki Van Türkiye'de Marke'yi seyrettik. Facebook'ta bir tane adam da demiyorum, çocuk. Bir yerden bir kanal bulmuş. 10 liraya aldığı elastomerik kauçuk süngeri 12 liraya satacağım diye herkesin postuna böyle yazıyor. Ya delirmemek işten değil, tamam mı? Çünkü saçma, hani yok, adamın hiçbir bilgisi yok. Geçtim. Keçe koymaya karar verdim. Tamam dedik, okey. Aradım. Adam anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Dedim abi sen ne mezunsun? Bilmem ne mühendisiyim dedi. Dedim ben dedim yalıtım mezunuyum. Ha dedi, o zaman işler değişti. Dedim ben böyle böyle işte şey koyacağım, bizofol koyacağım dedim. Dedi bizofol'e kesinlikle gerek yok kardeşim dedi. Dedim bunun dedim yetkili merci sen misin, yani senden mi alacağım dedim bunun şeyini. Hani senin malzemen 10 numara, biz bizofol'ü kullanmayacağız. Ya işte o iş dedim, her şey ticari. Ben bunu anladım. 10 kişiden aldığım tek şey, herkesin kendi malı çok iyi ama bizim Ama aldığımız hiç veya bizim kimse kullandığımız kendi çok kötü. malını kötülemez yani. Bu iş Ama böyle bir şimdi şey. tamam, kötülemez, ona hiçbir şey demiyorum ama bu işte karavanda içerisinde yaşayacaksak, orası yaşam mahalli Evet. olacaksa, petrol türevi asla ve Çok asla tehlikeli ama. kullanılmayacak mı? Bir de geri geliyor Antalya'ya gidiyoruz. Hani en sıcak Tabii yerde tabii şimdi 45 öyle bir dereceye şey. maruz kalıyorsun. O malzeme o 45 derecede ısınıyor. İçeriye solunum veriyor ve sen onu direkt Kesinlikle. Bir soluyorsun. de şöyle bir şey var. İlk çıkan malzemeler, ben onu da araştırdım. İlk çıkan işte bu petrol türevli olan malzemeler. İsmini verdim de artık vermeyeyim. İlk başta koku yapıyormuş. Kokudan şikayetçi oldukları için artık kesin içinde bir işte malzemeyi eksikler vesaire. Sıcakta koku azaldı. Ama abicim şimdi Antalya'nın sıcağında 70 derece, o demir 70 derece, 80 derece olacak yeri Evet, yerine evet. gün ışığında 12'de 11 şeyde 1'de. Ne olacak? Sen kokuyu almasan da onu çekeceksin, nüfuz edeceksin yani Ki şeyde. şu anda biz Mayıs'ın sıcağında bile yanıyor arabanın Aynen öyle, ışığı. yanıyor Nasıl yani. yanıyor? Güneşin altında olduğu zaman içerisi buz gibi bu arada şu Kesin. anda. Kesinlikle. Ben onu anladım ki yalıtım işi. Bu karavancıyım diyen adamların da böyle vay işte bunu kullan, vay şunu. Bunların hepsi yalan. Buna kimse inanmasın. Ben hani ben şunu da söylüyorum. Kesinlikle bu appa dediğim mevzuyu da kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu da ben niye üstüne basa basa kullandım? Sadece ve sadece Avrupa'da bu işi ticari yapmayan insanlar, keyfi gezmek için yapmak isteyen karavancılar. Bu arada biz karavan yapmıyoruz. Biz van life yapıyoruz. Panel vanın içine yaşam alanı yapıyoruz. Abi şimdi panel van karavan değil benim gözümde. Evet. Karavan dediğin semi integral karavan odur. Keşke gönül hani derdi ki 500 bin lira olsun. İnşallah Bir ileride tane zengin olursak. semim olsun. Semi de semi karavan. Ama biz panel van yapıyoruz. Panel vanın içine de bu appa dediğim alüminyum balon, balon alüminyum. Bundaki ısı yalıtımı şöyle özetleyebilirim. İçindeki o balon balon dediğim kısımdaki durgun hava bu işin yalıtımını sağlıyor. Ama Alüminyumun güzelliği de ısıyı iletmemesiyle pardon alakalı. lafını kestim. Neyse vesaire. Bence ısı kadar ses inanılmaz önemli. Evet, bir de o var. Çünkü biz kaç tane karavanımız oldu bizim? 5 mi 6 mı? Bilmiyorum neyse ne işte. Ya iki tanesinde yani yanlış hatırlamıyorsam karavan camı vardı. Gerisinde bu sürgü panel var, normal camlar vardı. Ve arada uçurum kadar fark var ses yalıtımı olarak. İçeride uyuyamıyorsunuz ki. Yanınızdan biri geçse, köpek yürüse, kedi geçse içeride ses. Biri hapşursa çok yaşa diyeceksiniz o durumda yani. Ve Volkan bizim o sürgü camını kullandığımız hiçbir karavanda uyumadı. Böyle Şeyin örneği ne zaman örnek uyansam böyle uyuyamıyorum ki diyor sesten. Şimdi şöyle isim de vereyim. Bu Buyur. İzmit'te Ormanya var. İlk açıldı işte geçen sene herhalde değil mi? Ondan İlk önceki sene biz mi? Bilmiyorum. gitmiştik Neyse ya. ilk gittik. O arada da biz karavan camlı olan karavanımızı satıp böyle panel van camlı olan bir karavan aldık. Yatıyoruz. Ki orası Allah'tan çok sakin. Ben çok Ha, seviyorum bayağı orayı. sakin. Bilmiyorum biz herhalde hep sürekli sakin zamanla denk geldik. Şu an nedir?
Ama yolun sesi geliyor. Merve onu görüyor, ben zangoş gibi ayaktayım. Ne oluyor Böyle diyor. ama. Diyorum ses geliyor dışarıdan yani. Nasıl ses geliyor diyor. Diyorum camlardan ses alıyor. Hiç Hani tamam duymadım hiç. yalısından almıyor ama camlardan bildiğin ses alıyor. Niye? Panel var çünkü. Yani bildiğin Evet. L300 minibüsün içindeymiş gibi bir ses alıyor. Alışmamışım diğer karavanlardan, karavan camı muhabbetinden dolayı. O yüzden o hakikaten birinci şeyimiz Bunu niye yani. söyledim? Camdan da çok kaçak oluyor. Kesinlikle. Isı. Sesi hani geçtim hani. Ses Sesi derse geçme bir bence. kulağıma pamuk tıkayacağım. Tıkadın. Isı inanılmaz kaçak Aynen var. Dışarıdaki sıcağı direkt içeri geçiriyor o cam. Biz o yüzden bir tane cam taktık. Hani herkes dedi ki hiç camınız yok, hava alamayacaksınız. Var, camımız var. Bir tane taktık. Karavan camı taktık. Yukarıya 3 tane cam açtık. Gerçi yatağın üstünde koca cam açtık. Ondan biraz pişman olabiliriz diye korkuyorum. Isıdan ötürü. evet, büyük biraz. Isıdan bayağı bir büyük. Bayağı şu anda arabada tek ısınan yer mesela o cam. El değmiyor. Ama biz ona da bir formül Panjur yapacağız. uyduracağız. Ona Evet, panjur ona bir yapacağız çözüm bulacağız muhtemelen. yani. Demek istediğim, yani yalıtıma bu kadar takılıyorsanız cama kesinlikle takılmalısınız. Çünkü %50 ısı kaybı camdan gidiyor. Ve sesten de içeri giriyor. Şunu da söyleyeyim. Yanlış mı söyledim? Doğru Doğru. söylüyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Tamam, bizim üstte büyük bir camımız var. Biz onu ama acil çıkış olsun diye O yaptık. güzel, o çok iyi. Ne bileyim işte panel koyacağız sonuçta bu aracın üstüne. Panellere Evet. ulaşmamız lazım, Merdiven temizlememiz istemiyoruz lazım. insanlar Evet. yukarıya çıksın. Mesela biz çıktığımız yatağın üstüne direkt aracın üstüne çıkacağımız şekilde şu an. Evet. Bir de diğer hekilerimizi açtığımız zaman aslında bir sirkülasyon olacak içeride. Yani Bayağı. olmadığı takdirde bir tane işte hekilerden birine fan yapacağız. O Evet. şeyimiz var. Ya da 12 volt Ama küçük fan bizim yapacağız. güzelliğimiz şöyle oldu. Hani arkada kapıları iptal etmemiz, herkes vay arkada kapı iptal. Abi karavan oldu ya. Panel vandan biraz çıktı, en azından karavan oldu. Bir de Ama bizim onu arkadaki kapatmamızın tek sebebi toz girmesi. ses, toz, su. Evet. Şimdi kimse o konunun üstüne durmuyor ama çok yazan var. Toz ve su olayı. Ben bir de sese takığım. Onların hepsini bayağı bir şey Sese yaptı. karşı çok takıksın. Onların hepsini absorbe etti. Dediğim gibi biraz karanlık olmuş olabilir ama biz onun da bir çözümüne bakacağız. Karavanın içine biraz aydınlık yapmaya çalışacağız. İnşallah. O da bizim sürprizimiz olsun. Dediğim gibi yalıtım mevzu. Biz niye bugün bu kadar çok konuştuk? Şimdi yalıtımı seyredeceksiniz nasıl yaptığımızı. Herkes soracak tabii. Hani sadece abbayla mı yalıtım yaptınız, az oldu, şöyle oldu, böyle oldu dedik. Biz bir kendimiz bir anlatalım. Sonra neler yaptığımızı Ben gireyim mi orada gösterelim. mevzuya? Gir. Tacım çıktı. Aslında o olay orada sadece o bizofol ile yaptığımız yalıtım değil. Biz yalıtıma başlamadan önce aslında parça parça yalıtıma giriş yapmış olduk. Evet. En başta en alttaki delikleri biz strafor köpükle kapattık. Buradaki amacımız ısı veya ses değildi. Buradaki amacımız sadece nemdi. Bunu yaşamayıp çok yorum yapan insan var Bir ama şey söyleyebilir miyim? tabii. O malzemenin yanması ile ilgili yorum almıştık biz Hı o hı. sıktığımız köpükle Hı ilgili de. hı. Arkadaşlar araçta her şey yanıyor. Şöyle Yakarsan her söyleyeyim. şey yanıyor. Allah göstermesin. Öyle bir Yani şey aracın olsun. kendisi yanıyor zaten yakmaya kalkmasa. Hayır. Allah korusun da. Üstündeki boya yanıyor zaten. Boya Öyle bir yanıyor, abba malzemesi yanıyor, köpük de yanar yani onu yapacak hiçbir şey yok. Aynen öyle Yani yani. koltuk da yanıyor, her şey yanıyor. Banyoyu plastikle kaplayacaksın, o da yanacak. Yani hani Öyle yanmayı zaten düşünürsen karavan yapmaman lazım. direkt Gerçekten aleve yapman maruz lazım. kalacak bir şeyse Allah karavan, korusun. Allah göster. He, yanma mevzusuna gelince, yanma mevzusunda evet, yangını neyi çıkartır? Elektrik tesisatı çıkartır. Evet. Kalkıp bunu marin kablo ile yaparsan önlemini orada Biz o alırsın. yüzden Ama marin kablo oradaki köpükte o kullandık. yanmanın kesinlikle şeyini almazsın, önlemini almazsın. Evet. Ama orada işte yine o yorum yapan arkadaşlar sırf yorum yapmak için, hani kötü yorum yapmak için. Ben inanın bugüne kadar öyle kötü karavanlar, öyle kötü yapımlar seyrettim ki kimseye tek kötü yorum yazmadım. Ha, keşke Ama yazsa mıydım? Hani neden kötü. yazasın ki? Ona yetmiştir gücü, Tabii aklı ona canım yani. yetmiştir, Aynen öyle. araştırmıştır, daha iyisini bulamamıştır, gücü Eminim yoktur. ki o adam hani bu Yine de karavanı bence yaptıktan şey sonra, kırmamak lazım diye eminim düşünüyorum. bak, o karavanı yaptıktan sonra ikinci karavanı da onu görüp ona göre hareket Evet. edecektir. Ha, ben şunu yine söyleyeyim. Ben ikinci karavanımı yapsam yine o delikleri yine köpükle kapatırım. Ama biz Başka bir şeyle zaten kapama bugüne kadar şansı 6 yokum. tane karavanda yaşamasaydık biz bu karavanı asla yapamazdık. Onu sana söyleyeyim. Kesinlikle öyle.
Çünkü her şeyi de deneyip en beğendiğimizi seçip buna koyduk. Aynen öyle. Ben ne karavanlarda ne yalıtımlar gördüm de nerelerde kaldım. Açıklama ama yapma. Gerek yok. Ben şöyle söyleyeyim. Herkesin deli gibi su alan karavanında, marka söylemiyorum. Söyle. Benim karavanım su almıyordu. Millet bana gıp diyordu. Niye? Hı. Şans işi. Çünkü adamın off-road karavanı diye geçindiği karavanda benim karavanım su almıyordu. Adamın off-road karavanı su alıyordu. Ya bu iş biraz şans işi. Biraz da tecrübe işte. Biz onları, o delikleri köpükle kapattık. Bugün olsa yine kapatırım. İkinci karavanımı yapsam yine kapatırım. Buna netim. Zaten orası alev alacaksa o karavan zaten yan, o araba yanar. Zaten dış boyası da yanıyor. Abba yanıyor. Yani. Denedik abbayı, yaktık. Bunu yanıyor. Bunu söyleyen adam zaten hani bugüne kadar hiç yanan bir araç görmemiş. Hayır, abbayı da denedik. Yanıyor tabii canım. Yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Hepsi yanıyor. Banyonun içini plastikle kaplayacaksın. O da yanıyor. Kontraplak da yanıyor bu arada. Hekiler de yanıyor. Şey zannediyorum. Hekilerimiz plastik. Onlar da yanıyor. Hayır, şimdi marin kontraplak kullanıyor. Hafif olsun. O da yanıyor arkadaşım. Ya ben bu işin içindeyim. Bunların hepsi yanıyor. Mühim olan o yangını başlatmamak. Bence en önemlisi elektrikten yangın çıkması. Kesinlikle yani orada. Onun için de marin kablo kullandık biz zaten. Yani... Aynen öyle. Şunu da söyleyeyim. Ben gereksiz elektrik tesisat da çekmedim. Yedek de çekmedim. Ne bileyim üçüncü bir o da olmasın. Gerek yok. Zaten biz bunu tecrübe ettik. İki tane lazımsa iki tane senin işini görüyor. Bundan 20 sene sonra da o kişinin işini görecek. Ve biz banyoya da elektrik çekmeyeceğiz. Evet öyle diyoruz ama inşallah bilmiyorum bakalım. Çekmeyeceğiz. Yok yok çekmeyeceğiz. İstemiyor. Dokunmatik pilli ışık kullanmayı düşünüyoruz. Evet. Ve çünkü kablosunu banyo... çektik duruyor. Evet. Şu an hazır da var. Kullanmayız diye düşünüyoruz. Hazır da var kablosu. Çünkü ıslak zeminde elektrik bilmiyorum ikimizin de istediği bir şey değil. Yani işte her şey demek ki yangın değil mesela işte ıslak zeminde bile çarpılıp Allah göstermesin. Aynen. Dediğim gibi sadede geliyorum, toparlıyorum. Alttaki köpükleri biz çektik. Orada yalıtıma başladık. Yerden ısıtma ve duvarlara biz ısıtmayı taşıdığımız için onların altına birer kat abba çektik. Üstüne strafor çektik. Üstüne strafor çektik. Çektiğimiz strafor da hatırı sayılır bir strafor. Şöyle etli EPS'nin üstü bir de sirli olması şeyden aha dolayı, kullanım amacından dolayı, sirli olmasından dolayı zaten kışın soğuğun çoğu alttan geleceği için bizim altta en ufak bir kaygımız yok. Altta sadece iki tane deliğimiz var. O da herhalde şöyle beşer santim şey deliği, kirli su deliği. Evet. Oradan da zaten soğuk geleceğini zannetmiyorum. İnanın biz bohçalamayı, hani yalıtımda bohçalama dedikleri olayı biz çok iyi yaptık karavanda. Evet. Isı köprüsü kesinlikle yok. Zaten göreceksiniz şeyde bu videolarda. Arada, evet. Biz abbayı da nasıl yaptığımızı seyredin. Hani öyle abbayı yaptılar geçtiler diye düşünmeyin. Tavanda 4 kat abba var. 100 evet metrekare abba kullandık biz. Evet. Millet bununla 4 tane karavan yapıyor. Aynen. 100 metrekare abba kullandık. Bununla birlikte hani 3 tarafta şey var. Dediğim gibi bu ısıtmanın köpükleri var. Ve en altta da şey var. Sıkma köpükler var. Evet. Aslında biz yeterince şeyi yaptık. Zaten şu andaki hava sıcaklığı neredeyse 30'u buldu. Evet. Ve dışarısı cayır cayır yanarken arabanın içi biz bugün mesela çok mutluyduk. Yani. Dışarı çok sıcaktı. Karavan hakikaten değil mi? Aynen. İyi yani. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Karavanla değiliz. Gösteremiyorum. Biz karavana 3 tane panel koyacağız. Panellerin boyutu zannedersem toplamda 2 metreye geçecek. Bütün tavanı kaplayacak hekilerin, yani öndeki hekilerle arkadaki cam hekinin havalandırmanın arasına tamamen onu döşeceğimiz için, tabii paneli kapayacağımız için biz tepeden asla güneşi, geçtim güneşi, kar yağdığında da panellerin üstüne yağacak. Aradaki 5-6 santimlik şeyden dolayı, mesafeden dolayı ne sıcağı ne soğuğu hissedeceğiz. Ama öyle biz şey gene olacak. De 3 katla kaplıdır. Tabii biz elimizden geleni yaptık yani. Aynen. Özellikle arka yatacağımız kısımda herkese kurşun atsa geri seker yani o derece oldu. Ya elimizden geleni yaptık. Ama şunu ben söylemek istiyorum. Çok uzattık videoyu da bu arada biliyorum. Editlemesinde de bana kızacak ona da eminim biliyorum. Canı sağ olsun. Ama hakikaten işte karavanın yalıtımı, vay karavan. Ben neler seyrettim aman Allah'ım ya. İnanın gülüyorsunuz. Bu işin içinde. Biraz böyle lügatını okuyunca hakikaten gülüyorsunuz. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Arayıp beni işte kahrımı çekip beni bilgilendiren abi saçmalama ondan yalıtım olur hele karavana diye. Ama işte bunu adamlar karavan yalıtımı diye satıyorlar. Evet.
petrol türevinden kesinlikle yalıtım olmuyor arkadaşlar. Solumayın. Bunu hakikaten bana kızacaksınız. Solumayın. Çoğunuz kızacak karavanlarını yapan insanlar. Solumayın. Zaten her şey kanserojen. Yediğimiz her şey kanserojen. Bir de solumayın. Kızmasınlar çünkü yani. Biz hani araştırdık. Yalıtım mezunu olduğu için fikrimizi söylemek istiyoruz. Bir, birinin de uyarması lazım birini yani. İnşallah, şey inşallah yer gelecek. Kimse kızmasın. Karavanın ön tarafını, ön mahayı biz ayırdık şoför mahallini. Orayı bir tane abim yapacak yalıtımını. Araç sadece yalıtımı. Araç yalıtımı yapıyor bu adam. Bu adam benim karavanımı yalıtmasını da yapardı. O da biliyor kanserojen. Ama biz önde yapmayacağımız, uyumayacağımız için sadece motor sesini kessin diye o yalıtımı yapacak. Ki orada da özellikle ben ondan röportaj alacağım ki size bunları hani... Evet. Direkt COVID biterse vereyim. İnşallah COVID biterse onu yaptırmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi kesinlikle vay işte bu malzemeyi kullan bundan sonrası hiçbir şey olmaz filan öyle bir şey yok. Çok iyi araştırmadan yalıtım yapmayın. Yalıtım şöyle söyleyeyim. Çünkü bence karavanda gerçekten en önemli şey yalıtım. Yalıtım ne sağlık kadar açısından üst yani üste en ise şeylerken... ne kadar üst üste ise ne kadar tekrarlanıyorsa yalıtım öyle. Ve yalıtım biz şimdi ahşap karkas yaptık. O karkasların kesinlikle altından geçirdik. Tek parça olarak kesmedik. Evet. Hiçbir şekilde kesmedik. Seyredeceksiniz şimdi. Isı köprüsü kesinlikle yok benim karavanımda. Biz bunu yaparken çok özen gösterdik. Karkasları söktük. Söktük. Tekrar... Taktığımız karkasları tekrar söküp tekrar taktık. Aynen öyle. Ve bu karkasların içinde biz ayrıyeten yorum yapan arkadaş seni seviyoruz. Bu haftalıkta bizden bu kadar herhalde. Var evet. mı başka söyleyeceğiniz bir şey? Yo, seyredin. Nasıl yaptığımızı görün. Biz bu kadar konuştuk ama seyredin bakalım neler yapacağız. Evet yani konuştuğumuza değecekse hani elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Bir şeyler açıklamaya olsun diye uğraşıyoruz. İnanın hani parası vesaire değil biz emek harcıyoruz ki. Yarın bize zaten bunlar hakikaten şey anı kalacak. Hı. Şimdi ben her zaman 40 yaşında olmayacağım yani. 60 yaşına gelince de bunu seyredeceğim. Bize anı kalacak. Ama birileri de kalkıp bak bu adam bunu böyle yapmış işte biz de böyle yapalım derse o en büyük mutluluk benim için. Evet biz Türkiye'den çok fazla örnek teşkil edecek van lifeçi bulamadık. Yok. Yani hakkını yemeyeyim olanlar var ama tamamen konu o olarak bulamadık. Yok yani. Hani hepsinde beğendiklerimiz de oldu olmadı değil. Şimdi kimseye hakkını yemek istemiyorum. Herkes de emeğiyle bir yere geliyor. Hiçbir şey kesinlikle. Demiyorum. Ama hani tamamen projesini beğenip ondan örnek alalım dediğimiz bir proje yok. Mesela kusura bakmasın. 3 gün önce bir tane One Life yapan bir arkadaş İngiltere'de. Keşfetti. 3 gündür onu seyrediyor. Gece gündüz onu seyrediyorum. Niye biliyor musun? Adam sempatik de değil. Değil yani ama işi biliyor. Evet. Hakikaten seyrederken zevk alıyorum. Yani Türkiye'de bir de öyle bir şey var değil mi? Sempatik olsun orada işte videoları... Abi seyretmeyin yani biz sempatik değilsek. Ama biz iş yapıyoruz. Biz... İçimizden gelerek bir şeyler. Bu kız hani orada makineyle bir şey yapıyor. Niye? Hani orada görüntü vermek için yapmıyor aslında onu. Aslında onun orada işi olduğu için ben yardım etmek istiyorum. Emek veriyor. Sempatik olmayabiliriz ama samimiyiz. Onu biliyoruz yani. Hak ettiğimiz abone sayısına da ulaşmak istiyoruz artık. Olursa olur yapacak bir şey çünkü yok yani. Emek veriyoruz yani. Alırız alırız. İnşallah verdiğimiz emeklerin karşılığını da alırız. İnşallah. En kısa zamanda da karavanımızı çıkar gezmeye de başlarız. İnşallah. Yalıtımı nasıl yaptık? Hadi gelin böyle. Hadi bakalım. Yalıtım videosu ne gel yalnız. Yalıtım videosu bu kadar. Aynen. Hadi birlikte izleyelim. Hadi hep beraber izleyelim.
Temiz su deposunu doldurdum. Testini yapıyorum var mı bir sızdırma azıcık diye. Bu musluk çıkacak buradan. Oraya maşon takılacak. Bugün böyle kalacak. Yarın bakacağız sızdırma var mı yok mu ona göre hareket edeceğiz. Takribi 5-6 saattir şu şekilde duruyor. Bir sorun yok gözüken. Herhalde yarın boşaltıp geri kalan işlerine başlarım. Evet dün doldurduğum su deposu bugün boşaltıyorum. Herhangi bir kaçak yoktu. Onu test etmiş olduk. Dün gece geç saatlere kadar çalıştığımız ve yalıtımının %90'ını tamamladığımız kısım. Şöyle göstermek istiyorum. Şuradan bu başa kadar yukarı panel geleceği için iki kat yalıtım buraya kafi diye düşündük. Sadece şu yataküstü camın oraya bir kat daha yalıtım yapacağız. Zaten bu kadar yalıtımdan sonra en ufak bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Burada da bir sigortasız işçimiz var. Çalıştırıyoruz bunu. Suriye'den getirdik biz bunu. Evet, Abbacı. Buyurun, bitmiyor kapla kapla. Nasıl gidiyor Abbacı? Sona yaklaştık. İyi. Kaplamaktan usandık. Dünden beri kaplıyoruz. Burada da üretim şefimiz var. Kontrolde. Her şeyi koklayıp kontrol ediyor. Koklayıp kontrol ediyor. Neyse velhasıl kelam. Son durum bu şekilde. Bayağı bir uzay mekiği gibi oldu. Parlak parlak. Parlak parlak evet. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Görüşürüz. Da bitti. Kimi yerler 3 kat hatta appa oldu. Çok kalın oldu. Gayet başarılı oldu bu yalıtım işi. Şu an dışarısı yanıyor. Arabanın dışı yanıyor ama içerisi serin. Bayağı bir serin. Genel anlamda bu şekilde oldu. Şu alt tarafı yapmadık sadece. Buraya da BC'nin kaseti gelecek. Kasetten sonra onun da etrafı yapılacak. Bitti. Elimize sağlık. Evet, elimize sağlık. Şöyle biraz da tavanı göstereyim. Buralar 3 kat oldu. O taraflar 2 kat oldu. Buralar eskiden zeytinlikti. Evet. Bence çok güzel oldu. Evet, genel anlamda budur. Bitirdik. Yalıtım işi de bu kadar. Bu haftalık da bizden bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.